Ferhat'ın şirin aşkı için aşması gereken dağın yüksekliği 29.029 metredir. Amasya yakınlarındaki bu dağın yüksekliğini X ve Y tek haneli sayılar olmak üzere X çarpı 10 üzeri Y formunda yazarak tekrar hesaplayalım. Hesaplayalım ki Ferhat'ın gözünde büyümesin bu yükseklik. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. X ve Y tek haneli sayılar olmalı. Bunu bilimsel gösterimde ifade edecek olursak, 2 virgül 9029 çarpı 10. Çarpı işaretini yazarken dikkatli olmalıyım. Yıldız işaretini kullanmalıyım. Üzeri yazmak için şapkamızı koyalım. Sayımıza dönüyorum. 2'den 20 bine ulaşmak için 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. Bu yüzden şapka işaretini yaptıktan sonra 4'e basıyorum. Üzeri 4. Bizden dağın yüksekliğini bilimsel gösterimde yazmamızı isteselerdi, yapmam gereken bu kadar basitti. Ama bizden istenen dağın yüksekliğini x ve y tek haneli sayılar olmak üzere x çarpı 10 üzeri y formunda yazmamız. 2 virgül 9029 tek haneli bir rakam değil. Ama buradaki 4 tek haneli bir rakam. En azından y için ne yazacağımı biliyorum. Şimdi x için yazacağım tek haneli rakamı bulmam lazım. Burada bizden istenen iyi bir tahminde bulunmamız. O halde 2 virgül 9029'u tek haneli olarak yazacak olsam 3 yazardım. Bu sayıyı yuvarlayıp 3 yapardım. Yani benim cevabım 3 çarpı 10 üzeri 4. Açacak olursak 3 çarpı 10 üzeri 4 eşittir 30 bin metre. Yani oldukça iyi bir tahmin. Hadi kontrol edelim. Evet, doğru yanıt. Harikayız.